Sevgili dinleyenler, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Giriş. On altı Kasım 1532'de İnka İmparatoru Atahualpa ile İspanyol Fatih Francisco Pizarro, Peru'nun bir dağ kasabası olan Cajamarca'da ilk kez karşılaştı. Atahualpa, Amerika kıtasının en büyük, en ileri devletinin mutlak hükümdarıydı. Pizarro ise İspanya Kralı 5. Karl'ı temsil ediyordu. Atahualpa, egemenliği altındaki milyonlarca insanla ve yeni zafer kazanmış 80 bin kişilik ordusuyla kendi imparatorluğunun tam ortasında oturuyordu. Pizarro ise hiç bilmediği yabancı topraklarda 168 kişiden oluşan bir ayak takımı güruhuna kumanda ediyordu. Bütün bunlara karşın iki önder birbirleriyle karşı karşıya geldikten birkaç dakika sonra Pizarro Atahualpa'yı esir aldı. Tüm gün devam eden savaş sonunda da 168 İspanyol askerinde bir kayıp bile yaşanmazken yaklaşık 10 bin İnkalı hayatını kaybetmişti. O gün Cajamarca'da olup bitenler iyi biliniyor. Çünkü orada bulunan İspanyolların bir kısmı savaşı yazılı olarak kayda geçirmişti. Tarihçiler o günden bugüne bu olayın nasıl olabildiğini araştırmaktadır. Bu konuda tarihçilerin ve bilim insanlarının sunduğu sayısız iddia bulunmaktadır. Ciddi kabul görmüş görüşlerden birisi, İspanyolların çelik kılıçlar, kesici silahlar, çelik zırhlar, tüfekler ve atlara sahip oluşu, bunun karşısında da İnkalı askerlerin taş, bronz, tahta sopalarla, sapanları ve yorgan gibi zırhlar, baltalarla karşılık vermesidir. Aradaki bu siklet farkı belki birçok şeyi açıklayabilir. Ancak Atahualpa'nın ordusunu geride bırakarak İspanyolların dibine kadar çok az askerle gelmesini açıklayamaz. Yine İspanyol zaferini açıklamak için onlarla işbirliği yapan Amerikalı yerlilerin yardımı, İspanyol silahlarının ve atlarının psikolojik etkisi gibi nedenler göstermek yetmez. Peki buna sebep neydi? Cevabı bulmak için bu olayları kayda geçiren Pedro ve Hernando gibi İspanyol savaşçıların notlarına bakmak yeterli olacaktır. Bu notlara göre Atahualpa, Pizarro'yu binlerce yıl önce ayrılırken geri döneceğine söz veren sakallı ve miğfer giymiş olarak resmedilen güneş ve fırtına tanrısı Viracocha'ya benzetmiş, yani İnkalar İspanyol komutanı kendi tanrılarına benzetmek gibi bir gaflete düşmüşlerdi. Bu olaya benzer başka bir olay, Kasım 1519'da Aztek'in başkenti Tenochtitlan'da yaşanmıştı. Cortez ve beraberindeki birlik, ellerini kollarını sallaya sallaya Aztek kralı Montezuma'nın sarayına girmişlerdi. Tevazu göstermek adına Montezuma, Cortez'i sandaletle karşılamıştı. Diğer Aztek asilleri ve askerleri direkt olarak çıplak ayakla karşılamışlardı. Konu aynı olmasına rağmen bu kez tanrı farklıydı. Montezuma, Cortez'i tüylü yılan olarak da bilinen tanrı Quetzalcoatl'a benzetmişti. Binlerce yıl önce savaş tanrısı tarafından Azteklerin ülkesini terk etmek zorunda bırakılan beyaz tenli, sakallı ve miğfer giymiş bir tanrıydı bu. Bu iki olayda da krallar esir alınmış ve fidye karşılığı serbest bırakılacağı söylenmişti. İspanyollara fidye olarak odalar dolusu altın verilmesine rağmen iki kral da öldürülmüştü. Peki, İspanyolların yeni dünyadaki hızla ilerleyişinin nedeni olan sakallı tanrılar Viracocha ve Quetzalcoatl bir hayal ürünü müydü? İnkalar ve Aztekler kafalarından birer tanrı uydurmuş ve sonra onların geleceği günü beklemeye mi başlamışlardı? Japonya'ya geçelim. Japon İmparatorluk ailesi 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japon dini Şintoizmin güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan geldiklerini iddia etmişti. Amaterasu, anlam olarak cennette parlayan, onun bütün ismi olan Amaterasu Omikami ise
gökte parlayan büyük tanrı idi. Japonların bundan başka her birinin ayrı görevi olan binlerce tanrısı vardı. Bugün de Japonya bayrağının üzerindeki kırmızı güneşte ulusal tanrıçalarının anasını yaşatan Japonlar, hayali tanrılar yaratıp hala onlara tapacak kadar geri bir millet miydi? Bir de kendi milletimize bakalım. Türk mitolojisinde yer alan büyük tanrı Kayra Han ve onun yarattığı yeraltı tanrısı Erlik ile iyiliklerin tanrısı Ülgen, Orta Asya'da hala kültürel varlıklarını sürdürmektedirler. Öyle ki paleontolog Baishin Tsav'ın çalışmalarıyla 1972 yılında Moğolistan'ın Ömnögovi Aymag bölgesindeki keşfedilen 90 milyon yıllık dinozor, paleontolog Roy Chapman Andrews tarafından Erlikosaurus olarak adlandırılmış ve bu isim bilim dünyası tarafından kabul görmüştür. Andrews, Türk mitolojisinde yer alan yeraltı tanrısı Erlik'ten çok etkilendiği için böyle adlandırdığını söylemiştir. Göğün hakimi olan yıldırımlara sahip olup silah olarak kullanabilen, genelde insan görüntüsüyle tasvir edilen fakat beyaz kurt, bozkurt, kartal, kaz, kuğu ve alageyik şeklinde görülen Ülgen ise Türk mitolojisinde kendisine yer bulmaktadır. Güzel ülkemizin büyük bölümünde karşımıza çıkan Yunan tanrılarına da değinmeden geçmek olmaz. Yunan tanrılarına adanmış tapınaklar, kadim şehirler, hikayeler, Akdeniz ve Ege bölgesi başta olmak üzere hemen hemen her bölgede bulunmaktadır. Etten kemikten olan bu tanrıların öykülerini okurken biz insanlara ne kadar da benzediklerini görüp şaşırırız. Aynı bizim gibi evlenirler, çocuk doğururlar, aşık olurlar, kıskanırlar, kavga edip savaşırlar. Tüm bu tanrılara adak sunmak için, onların sevgisini ve merhametini kazanmak için milyonlarca insan tarafından inşa edilen yapılar ve girilen onca zahmet sadece bir yanılgı mıydı? Truva Savaşı'nda tanrıların bizzat insanlarla birlikte savaşmaları bir hayal ürünü müydü? Son olarak olayların kayda geçirilmesinin ilk başladığı yere, tüm uygarlıkların temeli olarak bilinen Sümer'e gidelim. Sümer uygarlığının şehirleri arkeologlarca gün ışığına çıkartılmış, dili ve yazısı Akkadca sayesinde çözülebilmiştir. Sümer'in arkeolojik buluntuları bugün dünyanın büyük müzelerinde özenle korunmaktadır. Sümer, büyük tufandan yaklaşık 7000 yıl sonra aniden ve her şeyiyle ortaya çıkan bilinen ilk uygarlıktır. Yüksek bir uygarlığı bütünleyen her konuda neredeyse tüm ilkler insanoğluna burada verilmiştir. İlk tuğla yapımı ve ilk fırınlar, ilk yüksek katlı tapınaklar ve saraylar, ilk tekerlek, ilk rahipler ve krallar, ilk tıp ve ilaç bilimi, ilk müzisyenler ve dansçılar, tacirler ve kervancılar, esnaf ve zanaatkarlar, ilk yasa maddeleri ve yargıçlar, ağırlık ve ölçüler. Kara taşımacılığında tekerleğin ilk kez kullanımı, ilk okullar, ilk iki kameralı meclis, ilk tarihçi, ilk çiftçi takvimi, ilk kozmogoni ve kozmoloji, ilk atasözleri ve deyişler, ilk edebi tartışmalar, ilk kütüphane kataloğu, ilk kanunlar ve toplumsal reformlar, ilk gökbilimciler ve gözlem evleri, ilk matematikçiler ve fenciler, belki de en önemlisi M.Ö. 3800 gibi erken bir tarihte yazı kullanımının da Sümer'de başlamasıdır. Kil tabletler üzerine kama şekilli olan bu yazı, yani çivi yazısı, Sümer'i tanrıların ve insanların şaşırtıcı hikayelerini yazan katiplerin ülkesi haline getirmiştir. Sümerli katipler çeşitli piktografik işaretlerin hazır tipolarını yapmışlar ve bunları şimdi bizim istampayı kullandığımız gibi ıslak kil üstüne istenen işaret sıralamasını bastırmak için kullanmışlardır. Ayrıca rotatif baskı makinelerimizin ilk tipi olan silindir mühürlerini icat etmişlerdir. Son derece sert taştan yapılan küçük bir silindire istenen mesaj veya desen tersten kazınmakta, mühür ıslak kil üzerinde ne zaman yuvarlansa izi kil üzerinde
pozitif olarak çıkmaktaydı. Mühürler ayrıca belgelerin otantikliği konusunda teminat da sağlamaktaydı. Belgedeki eski izle karşılaştırmak için hemen yeni bir iz yapılabilmekteydi. Sümerler ayrıca tüm kil ürünlerinin hafifliğini ve sağlamlığını birleştirmeyi mümkün kılan iki teknolojik hamleyi, yani takviye ve fırınlamayı da gerçekleştirmişlerdir. Bilim insanları kil tabletlerde yazılı olan bu kadim metinleri mit, efsane olarak ele almaktadırlar. Oysa biz bunları gerçekten meydana gelen olayların kayıtları olarak düşünmekteyiz. Aslında bilim dünyası Sümerlerin bu yüksek uygarlığının birdenbire ortaya çıkışı karşısında tatmin edici bir cevap bulamamaktadır. Oysa cevap görmek isteyenler için ortadadır. Ortaya çıkartılan on binlerce kadim Mezopotamya yazıtından birinde şöyle denmektedir: güzel görünen her neyse tanrıların lütfuyla yaptık. Hemen her kültürün geçmişinde çeşitli görevleri olan insan benzeri tanrılar vardır. Tüm bu tanrıları bir araya getirdiğimizde binlerce tanrının oluşturduğu bir keşmekeş ortaya çıkmaktadır. Ancak dikkatle incelendiğinde aslında durumun bu kadar da karışık olmadığı anlaşılır. Çünkü farklı toplumların farklı tanrıları, aslında sayıları ve rütbeleri belli olan Sümer tanrılarının isim değiştirmiş halleridir. Hikayeleri kulaktan kulağa geçtiği için birbirine karışmış olsa da tanrıça Inanna, İştar, Afrodit, Venüs, Kibele farklı kültürlerin farklı isimlerle andığı tek bir tanrıçadır. İşte bu kitap, insan suretindeki tanrı ve tanrıçaların aslında kadim geçmişte dünyamıza gelmiş bir uzaylı türü olduğunu ve adlarına da Anunnakiler veya Nefilimler dendiğini önermektedir. Anunnakiler, Sümerceden alınmış bir terimdir. Gökyüzünden yer küreye inenler anlamındadır. Nefilimler ise genellikle devler olarak tercüme edilse de tam olarak gökten düşmüş olanlar anlamını taşımaktadır. Anunnakilerin gelmiş olduğu gezegen bize hiç de uzak değildir. Güneş sistemimizin 10. gezegeni olan ve bugünlerde keşfedilmeyi bekleyen Nibiru, günümüzdeki ismiyle Planet X, bu uzaylı türün anavatanıdır. Bizlerden uzun boyları ve uzun yaşamları dışında fiziksel olarak pek farkları olmayan Anunnakilerin çok ileri teknolojilerinin bulunduğu bir gerçektir. Sahip oldukları bu teknoloji onları tanrılaştırmamıza vesile olmuştur. Anunnakilerin tüm tabletlerde geçen yazı dilleri, anlatımları, hırsları, savaşları, aşkları, kararları bizden pek de farklı olmadıklarını göstermektedir. Lakin asla bizler kadar vahşi olmamışlardır. Şimdi bizim gibi uzaylı bir tür olan, geçmişimizde kendilerine tanrı dediğimiz bu Anunnakilerden, Marduk ya da Mısır'daki adıyla Amon-Ra'nın Nibiru'dan başlayıp Mars, Ay, Dünya derken Babil'de son bulan macera dolu yaşam öyküsüyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir sonraki 1. bölüm, Uzayın Derinliklerinde Yolculuk bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.